cennet yüzü görmesin, verdi sözden can. Hep yarım var, sarım var, dağlarımda dağlarım var. Ben sevdim o sevdi, bu nasıl ikbal var. Hep yarım var, sarım var, dağlarımda dağlarım var. Ben sevdim o sevdi, bu nasıl ikbal var. Karım var, ben sevdim, o sevmedi, bu nasıl ikbalım var diyerekten Mavi Karadeniz ekranlarında sizler için hazırlayıp sunduğumuz Ferah Sağlam'la Deniz Karası programına bismillah başlamış bulunuyoruz. Efendim, Mavi Karadeniz ekranlarında yepyeni stüdyolarımızda, yepyeni bir yüzle, yepyeni bir yayın döneminde sizlerle olmaktan gururluyum, mutluyum. Hepiniz ekranlarının başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum herkese. Başta bu güzel yayını, bu güzel stüdyoları ve bu güzel televizyonu bizlere kazandıran Sayın Fuat Kuş'a ve Sayın Karadavut Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şahsım adına ve kültürümüze yaptıkları katkılardan dolayı bütün dostlar adına ben teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir program olsun dileklerimle başlamak istiyorum ve çok güzel konuklarım var bugün. Böyle sıcak bir ortam olsun dedim ve çok iyi tanıdığım, çok iyi tanıştığım ve çok güzel sohbetler edebileceğim ve müziklerini, efendim yapılarını çok beğendiğim iki tane sevgili arkadaşlarımı bugün buraya davet ettim. Şimdi Gizem'le başlamak istiyorum sevgili dostum, sana onu söyleyeyim. Bu küçük yaşta bu kadar gerçekten otorite olacak kadar başarılı bir dönem yaşayan genç kardeşim, ben huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Gizem Kara diyorum efendim. Erkeğim,
Gizemciğim, tabii eski tipimizi giymeyeceğiz. Hayırlı hemen olsun. Sağ ol Gizemciğim, hemen yanıma alayım seni. Aynen öyle vallahi. Ben de istedim ki ilk programımda böyle candan tanışayım, dostlarımı şöyle bir arada göreyim, rahat davet program yapalım diye. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, evet. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir aile saadeti yaşayalım. Vallahi istiyorlar. Evet. Şimdi şey diyeceğim ben, nasıl bir anne baba, hani ufacık bebek evet. Büyür 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 ama bu gene ufak çocuktur. Evet. Sen hala ben aynen, de öylesin öyle, diyorsun. Aynen öyle değil mi? Evet, bir evet. Bir şey var, bana kalsaydı seni şey yapacaktım ben. Müzik öğretmeni yapacaktım. Şu anda Anadolu'nun tabii bir canım, yerinde müzik öğretmeni. Evet, tabii. Evet, evet. Şimdi ekranın başında izleyenler bilmiyorlar ama ben çok ufak yaştaydım. Ferhat abi ilk zaten beni keşfeden, beni tutan. Evet, sahnelerinde bana şöyle bir iki parçalık yer veren, o zaman çok ufaktım tabii. Çok da işlemiyordum biliyorsun. Yani çok da evet. Şey yaptım yani, aman çıkmasın, aman yapmasın. Aman çıkmasın, daha büyüyeceksin, daha okuyacaksın. İşte öğretmen olacaksın. Evet. Sakın falan böyle sahneler sonra tabii evet. Ben ama tabii okuduk. Şimdi şöyle. Okulumuzu bitirdik. Yakından takip ettim ve çok güzel bir yerdesin. Teşekkür ederim. Yani ancak şu anda elimde ne gelirse yaparım. Dedim ya, benim elimde olsaydı sen şu anda müzik öğretmeniydin. Müzik öğretmeni yok. Ama maalesef bende öğretmenlik yoktu yani. Bende de yoktu, bıraktım zaten. Evet, ben sahne başka bir şey ama değil. Ama çok güzel oldu gerçekten. Evet, evet, mutluyum. Yani istediğimiz gibi veyahut da gönlümüzce bir yerler oldu. Demin evet. De bahsettiğim gibi bir şeyler söylemek önemli değil. Bu yaşta bir otorite oldun. Kurumumuzun evet. Da düzenlediği yarışmada orada baş köşede oturmak evet. Herkesin harcı değil biliyorsun. Tabii. Yani oraya layık görüldüğün için oradaydın. Evet. Yoksa yani kurum istediği için şu bu değil. Ben evet. Ona inanıyorum. Evet. Konuşmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada bizlere ulaşabileceğiniz bir mesaj hattımız var. MKD yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderin. Biraz sonra sevgili Kozanoğlu da burada olacak. Sevgili Gizem'den, benden. Böyle ailece bir şey olsun yani. Sizin istediğiniz gibi. Canlı sazlarımız var. Bu arada ben sevgili Alper Taşyürek başta evet. Olmak üzere orkestramıza, üstadlarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa Alptekin'e ve Şakir Ak'a teşekkür ediyorum. Ve bugüne özel sevgili Ömer Hocam burada, Ömer Yılmaz burada. Hepinize de teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 39-29'a mesajlarını bekliyorum ve ikinci konuğumu hemen huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Ben hep şundan yana oldum. Ne söylerseniz söyleyin, o size ait olsun. Yani sevgili Kozanoğlu da o şekilde davranıyor ve 3 tane yapı sığdırdı şu kısacık sanat ömrüne. Sözleri, müzikleri hepsini kendine ait. Takdire şayan. İşte huzurlarınıza ben davet ediyorum. Kozanoğlu diyorum. Gülemedim, olmadı bir sevenum, derdum
bölemedim. Bitmeyen dertlerimi içimde silemedim. Oldu ellerim yarı, sevdim da alamadım. Oldu ellerim yarı da, sevdim da alamadım. Bu yazı kara yazı, yazımın yok beyazı. Bahtıma kaderime ağlarım bazı bazı. Bu yazı kara yazı, yazımın yok beyazı. Bahtıma kaderime ağlarım bazı bazı. Bu yazı kara yazı, yazımın yok beyazı. Bahtıma kaderime ağlarım bazı bazı. Bu yazı kar yazı, yazımın yok beyazı. Bahtıma kaderime ağlarım bazı bazı. Bravo. Ağzına sağlık Ozan oğlu, gel. Sağ ol kardeşim, çok teşekkür ederim. Tekrar ikinize de hoş geldiniz diyorum sevgili dostlarım. Evet. Ekranları başında bizi izleyen tüm dostlara saygılar, sevgiler olsun. Hayırlı olsun programınız. Sağ olun sevgili kocam. Bize bir tanışıyor musunuz? Evet. Birebir tanıştınız mı işi? Birebir çok kez karşılaştık. Evet. Şimdi şey ne oluyor biliyor musun Gizem? Ekranlarda seyredin de şimdi sana camiasını zannediyorlar ki herkes aynı evde yaşıyorlar. Değil mi? Öyle değil tabii. Sanki bir evde falan. Gördüğü falan yok tabii. Onlar da haklı olarak oraya bakıyorlar ve onları orada görüyorlar. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet. Şimdi mesajlarınız gelmeye başladı. MKD bir boşluk mesajınız ve 3929'a gönderin. Okuyamasak da orada alttan geçiyor. Ben de oradan görüyorum zaten. Eşit şanslardayız. Şimdi az önce bahsettim ya Gizemciğim, yani çok güzel yerdeyiz Allah'ın izniyle. Ben evet. de iftihar edebileceğim bir yerdesin. Ama idareler bitmiyor. Şu anda mesela güzel kadronla, güzel menajerinle, güzel tertipli çalışıyorsun ama bir ideal vardır mesela şu an itibariyle ne düşünüyoruz, ne istiyoruz? Şu an itibariyle daha merdivenleri yeni çıkmaya başladığımı umuyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü öğrenmenin ve ileriye gitmenin hiçbir zaman sınırının olmadığını bildiğim için daha yavaş yavaş adımlarımızı atıyoruz. Her perşembe akşamları sen de çok iyi biliyorsun abicim. Plaj TV'de program yapıyoruz Dursun Dereli ile birlikte. Bu bir adımdı. Bunu ileriye götürmek, daha iyi, daha profesyonel çalışmak, daha iyi yerlerde olmak. Zaman içerisinde bizim çalışmalarımızla ve halkımızın da bizleri sevmesiyle, alkışlamalarıyla bir yere daha iyi yerlere geleceğimizden eminim ben. İnşallah. Şimdi İnşallah. O halkın teveccühünü yakaladım. Bundan sonra yapacağın şey güzel şeyler üretmek olacaktır. Mutlaka. Ve sağlamadığımlarımda Allah'ın izniyle daha da iyi yerlere. Tabii ben de elimde geliyorsa hep yanında olacağım. Bunu Allah razı olsun, biliyorum. Sevgili Kozanoğlu, gerçekten az sanat yaşamı dedim. Çünkü ikimizin ters bir şeyi var, faydası var. Sen iş adamından sahneye, ben sahneden geç iş adamı değil, ufak ufak esnaflığa başladım. Böyle bir ters doğrultumuz var. Evet, üç albüm oldu değil mi hatırladığım kadarıyla? Üç albüm oldu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, bu ikinizin de yeni albümleri var. Evet. Yeni bebekleriniz oldu. Evet. Benim yeni, daha benim üç gün oldu. İlk. Benim ilk albüm, ilk göz ağrım. Evet. Hayırlı olsun. Senin üçüncü, bu dün mü çıktı o? Üç gün oldu daha çıkalı. Üçüncü gün bugün. Evet, yeni. Çıktıktan sonra da ilk benim programımdasın. İlk sizin programınızdayız. Evet. Teşekkür ediyorum. Gizem sana da teşekkür ediyorum. Sana Gizem de kendi programını davet etti ama dedim ki körler sağırlar birbirine ağırlar olmasın. Biraz zaman geçti. Bir hafta geçsin dedim. Evet. Şeye boğmayalım, ben mesaj attığımı söyledim. Gelmeye de başladı. Gizemciğim senden hayatım paramparça yani, zaten tamam. Geldi. Peki. Onu şey yapalım, dinleyelim. Ondan sonra ben de böyle. Hehe, tabii. Evet. Şeyimiz tamam, de var, peki. Karşılamamız var. Karşılamamız da var. Sıradaki de oydu galiba. Şey, evet. Hayatım evet, paramparça. Evet, evet, evet. Sıkıntı yok arkadaşlar, hadi gönderirler. Benim böyle bir şarkım yok. Olur, nazarlık olsun, nazarlık. Sizin miydi Ferhat abi? Hep benim şarkım. Valla. Olsun ya, sıkıntı yok, üzerine okurum ben playback. Hadi bakalım. Hayatım paramparça. Evet. Thank you.
yaptım hataları, ben yaptım yanlışları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Ben yaptım hataları, ben yaptım yanlışları. Düşünemedim gitti bugünü yarınları. Düşünemedim gitti bugünü. Ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı, ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı. Unuttum yaşamayı, gülmeyi oynamayı. Ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı, ben de el alem gibi mutlu yuva kurmayı. Hatalar zincirine elbet elveda derim size günün birinde. Elbet elveda derim size günün birinde. Kader bağladı beni hatalar zincirine. Elbet elveda derim size günün birinde. Elbet elveda derim size günün birinde. Kader yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın.
seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun. Allah teşekkür ediyorum. Ay paramparça olduk. Sözler Adnan Yılmaz'a söz ve müzik. Adnan... Şiir bölümü de bana ait. Zaten vurucu olan bana sizde bu soracağım. Şiir benim. Bunu hak edecek malzemeyi ne yaptı bu adam onu merak ettim yani. Efendim? Malzeme hazır. Değil mi? Malzeme hazır. Şey ama yani bunu hak edecek ne yaptı bu adam ya? Zehir zemberek yemin ediyorum. Var demek etmiş Adnan yani. Abi değil mi? Vallahi sormak lazım ya. Hayatımın en anlamlı parçası demişti bana bunu verirken. Ve gerçekten hani hiç kimsenin okumasını da istemiyorum. Ama bana vermiş olduğu bir söz vardı. O da biliyorsun benim canım ciğerimdir. Onu çok seviyorum. Adnan abime buradan böyle öpüyorum onu. Kurban ya. Olurum ona. Hani ilk albümün dedi. Bu şarkı hiç kimseye vermem dedi. Yani Sinan'a bile vermedi. Ya kolay kolay vermez. Kardeşine bile vermedi ama ben Adnan aldım. Yılmaz çok enteresan bir adamdır. Süleyman belki çok yakını tanımayabilirsin onu ama. Tanışıyorum. Yani müzik piyasasında Karadeniz'i ilk temsil eden adam da odur yani. Bundan evet, evet, doğru. Belki evet. Harika plaklar önceden ama evet. Gerçekten o anlamda çok teşekkür ediyorum. Ve selamlarımı da gönderiyorum şahsım adına. Ben de selam ediyorum. Evet. Demin şarkıyı dinlerken ne geldi aklıma? Adamın birisini arıyorlar, cevap vermiyor telefona. Ondan sonra kendisi dönüyor. Ya 1-2-1-2 demişler ya niye şey yapmıyorsun demiş ya telefona bir müzik koydum demiş onu dinliyorum. Gidiyor ondan sonra ben size dönüyorum. Şimdi Gizem'i aradım ben önceki gün. Gizem'in telefonun altından da şey çalıyor. Para benim evet paramparça. Dedim Gizem azıcık da açmasaydı da dinleseydik bari ya. Evet. Evet. Yani şimdi ben mesaj attığımızı gene söyleyeyim. Çünkü ben de orada seyrederken hoşuma gidiyor. Ben de yazsam da işte mesaj geçse falan. İsimleriniz çıksın işte 39-29'a MK'da yazıp boşluk bırakın. Mesajını gönderin diyorum. Güzel bir eserimiz var. Bu seneki klip şarkımız. Mavi Karadeniz'de de yakının gördüğünüz. Evet. Günde birkaç kez de sağ olsun diye yayınlıyorlar. Çok güzel bir eser. Bendeniz'de bir gemi diyelim. Sevgili Alper Taşyürek. Bu kadar naif bir adamın soyadı Taşyürek olsun. Yani bu kadar iyi kalpli bir adamı yani. Evet Bendeniz'de bir gemi söyleyelim. Sohbetimize devam edelim. Hadi bakalım. Ben denizde bir gemi, dalgalar vur beni.
dert sardı dört yanımı, hasret yaktı bağrımı. Gurbet bana arattı dumanlı dağlarımı. Ben denize bir gel, dalgalar vur beni. Dert ağaçlar yak, rüzgar savun ver. Ben denize bir gel, dalgalar vur beni. Dert ağaçlar yak, rüzgar savun ver. Ben denize bir gel, dalgalar vur beni. Ben ağaçlar yak, rüzgar savun beni. Ben denize bir gel. Evet. Valla İlknur Yakupoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Gönlüne çok sağlık. Çok güzel bir eser. Sözümüzü ona ait. Sağ olsun, o da kırmadı. Okumama müsaade etti. Ona da selamlar sevgili olsun. Büyük ihtimalle Ankara'da şu anda. Evet. Bununla alakalı da bir şey var. Bir anım var. Geçenlerde ben de aradım İlknur ablamı. Evet. Ankara'da oturuyor. Ankara'da şu anda. İnşallah biz de misafir olarak İnşallah. Görmek isteriz dedik. İnşallah. Buradan sevgiler gönderelim. Çok selam güzel ya. Bir eser ama gerçekten. Okumadayım şeydi Süleyman, bu şarkıyı okuyorum. Soner Arıcı, sevgili yönetmenimiz. Baştan alıyor, baştan alıyor. Ya dedim en son ki Soner, bir yerde bir hatam var, hata nerede dedim. Ya dedi şey diyorsun dedi, çeşme diyorsun dedi. Dedim bilerek söylüyorum. Yani çeşme bizim çeşme denir, orada geçiyor şeydi. Evet. Hatta İlknur da öyle okudu diyor işte. Fanya Vakfı gibi bir yöresi, bilmiyorum öbür taraflarda nedir. Evet. Ben 39-29'u bir daha hatırlatayım çünkü hoşuma gidiyor. Gelen mesajlarımız var. Ben göz atıyorum. Var mı orada gördüğün? Var. Selam kelam. Bak bak diye buradan evet. Tonyalılara gösteriyor. Evet. Benim hacı abim ya. Evet. Klibimde var ya Ferhan İnşaat. Benim çok kıymetlimdir o Ali abim. Ali Ferhan. Ben hacı abi diyorum ona. Hacı Ali Ferhan yazdım, niye yazdın dedi o. Yani hacı diyoruz, koyuyoruz ama çok kıymetli. Dünya tatlısı bir abidir. İyi ki gösterdin onu bana. Evet. Klibime de sponsordur. Her işime yani lokantama, maddi manevi her türlü destek olmuştur. Hacı abi selamlar söylüyorum sana. Vakfı Gebir'den Tonya'ya ne ediyor biliyor musun? Sınır. Evet. Bizim evet. Köyün yarısı Tonya, yarısı evet. Vakfı Gebir. Hacı abi Tonya tarafında, biz Vakfı Gebir tarafında. Abim de çok atışıyorlar da. Evet. Herkese selam. Hacı abime evet. De selamlar. Evet. MK'da yazın, bir boşluk bırakın, 39-29'a gönderin. Sevgili Süleyman, canlı canlı senin güzel bir eserini dinleyelim. Futbol yapalım birkaç tane. Nasıl istersen. Bağlayalım. Bugün biliyorsun kafamıza göre yani. Evet. Oynayalım, eyvallah. Zıplayalım. Ben size doymak istiyorum bugün. Tamam. Seyirci de doysun yani, öyle kafamıza göre şey yapalım. Tamam. Tamam. Yakınlarda tamam. Birinin telefonu çalıyor. Ben de ben sana söyleyeyim.
Sevdan ile rüyalara dalmışım, bilemedim ben neyine yanmışım. Ateşlere yandım pisi pisine, bula bula seni nasıl bulmuşum. Sevdan ile rüyalara dalmışım, bilemedim ben neyine yanmışım. Ateşlere yandım pisi pisine. Göz göre 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 vicdansız hayırsız gözlerimin içine baykut da vurdun beni hepten pisi pisine. Göz göre 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 vicdansız hayırsız gözlerimin içine baykut da vurdun beni hepten pisi pisine. Bula bula seni nasıl bulmuşum, sevdan ile rüyalara dalmışım. Bilemedim ben neyine yanmışım, ateşlere yandım pisi pisine. Bula bula seni nasıl bulmuşum, sevdan ile rüyalara dalmışım. Bilemedim ben neyine yanmışım, ateşlere yandım pisi pisine. Muskacı karşı kızardı ocak başı, çok anladım kalmadı bitti gözümün yaşı. Muskacı karşı kızardı ocak başı, çok anladım kalmadı bitti gözümün yaşı. Efkarım dizi dizi yanarım bazı bazı, seni benden ayıran kör olsun iki gözüm. Doldu yüreğim doldu, sevdalım terası geldi benimi buldu. Dert biri dibin oldu, doldu yüreğim doldu, sevdalım terası geldi benimi buldu. Dağlara türkü densem seni bana heceler, soğuk sulara dansam belki yürek serinler. Dağlara türkü densem seni bana heceler, soğuk sulara dansam belki yürek serinler. Efkarım dizi dizi yanarım bazı bazı, seni benden ayıran kör olsun iki gözüm. Biri dibin oldu, doldu yüreğim doldu, sevdalım karası geldi beni buldu. Biri dibin oldu, doldu yüreğim doldu, sevdalım karası geldi beni buldu. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben zamanımı aştım galiba. Bayağı zamanımı yok ya. Biz bunu beğeniyorduk zaten. Gel otur, bol bol söyleyelim ya, çok konuşmaktansa. Bol bol müzik yapmak vallahi daha keyifli. Efendim bu güzel bölümde kesinlikle. İnsanlar oturuyor şu anda kesinlikle. Evinde çoluk çocuk dinledik. Evet. Ya, maşallah oldu bu falan. Söyleyelim oynasın millet. Eyvallah. Bu arada da tabii senin hemşirin oranı gibi de oldu. Bir de güzel oldu diyor. Yani pazar günü olması programı çok ben bayıldım güzel. Ya akşam 7 biliyordum 3 alındı evet, bayıldım çok ya. Çok güzel tam böyle güzel. İnsanlar kahvaltılarını yapmış oturuyorlar. Evde kahvelerini içerken açacaklar mavi kahvelerin ekranlarını. Ferhat Sağlam'la Deniz Karası'nı izleyip keyiflerine bakacaklar. Aynen. Şeyi de söyleyeyim. Deniz Karası'nı bir kere daha kullandıydım. Deniz Karası ne diyorlar? Bir açıklama getireyim çünkü. Evet ne yani? Ya şey yok mu? İşte gözleri mesela senin gözlerin dedi mavi galiba. Evet. Ne diyor? Deniz mavisi. Evet. Bizim deniz kara. Kara deniz. Mavi oluyor, yeşil oluyor, değişiyor. Deniz karası gözleri işte abi. Kara deniz. İyi oldu ya deniz karasını evet. Duyunca sayıdımdan da bir alıntı olduğu için hoşuma vallahi, gitti benim. Evet ya. Kara. Aa, evet çarşım kara. Var. Kesinlikle. Oturmuş oldu. Süleyman dağıldı galiba şey. Kolilerle beraber geldik arabada. Evet. Kolilerle dağılıyor. Geldi. Paso şey sildiler falan.
Bir saat ütüledik ütüledik. Ceketin arkası kırışık olan bu, kusura bakmayın ne yapayım. Bizde işte var, hiç sıkıntı yok. Bu arada işte Hasan Yılmaz da burada. Hasan abim de beraber öyle atladık arabaya. Hacer'im sağ olsun ya. Seyahat içimize varana kadar her yere götürüyor. Ne güzel ya. Menajerim çok teşekkür ediyorum ona emeklerinden dolayı. Ben bugün tanıştım gerçekten. Hacer Yılmaz'a. Gerçekten çok büyük emeği var. Şeyi de geçiyor herhalde irtibat telefonu. Evet. Ben de bir teşekkür edebilir miyim? Tabii. Musa Kozanoğlu. Mesajlarını görüyorum. Orada tek tek okumam mümkün değil. Sen böyle uyandır. Bana ters kalıyor orası. Sağ olsunlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. İyi ki var onlar. Güzel bir şey var. Onun geri kalanını beklersek yandık. Yavaş yavaş geçelim. Yani, şey yapalım Gizemciğim. Bu karşılama şarkının plaka 28 değil mi sırada? Hatırladığım kadarıyla. Evet. 28 plak. Oynayacak mıyız ama? Tabii oynarım. Ya. Tamam. Beraber oynayacaksak 28 plakam gelsin. Karşılıklı oynayalım. Karşılama mı? Karşılıklı evet. Giresun karşılaması. O zaman 28 plakam gelsin. Arkandaki dansçılar gibi oynayamam ama idare ederim yani. Değil mi? Bunu yani, anlıyoruz herhalde bu mikrofonu. Şavallı çocuklar vardı arkada. Evet. Arkada bayağı ekibi seviyorum ben ekibimi ya. Bayağı kalabalık oluyor. Güzel de oluyor. Sahne farklı bir şey. Tabii. Güzel. Yani şarkı ayrı. Orada görsel bir şey görüyorsun. Evet doğru. Dolu dolu olması güzel olsun. Tamam. Karşılıklı abi kardeş oynarız. Tamam. Sıkıntı yok. Thank you.
götür mü? Sen de kalk. Hadi gönder hocam. İyi. Peşine bir horon gider çünkü. Hadi öyle bakayım. Mi? Tamam. Olur. Hep beraber. Bekleriz. Önemli. Zamanımız var. Oynadık yani. Gene oynayacağız. Horon mu var? Tabii. Hey, hadi bakalım. Horondan sonra değil mi? O zaman bir sorunu hazırlanırken. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Şöyle kısa. Öyle mi yapalım? Hadi reklamlara gidelim. Reklam hareketi ondan sonra yapalım. Dinleyin evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bir nefes alırsın. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşamda yatarken çay bardağı 1/4 diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz. Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Diyelim ki bu sizsiniz. Bu internetiniz. Ya da bu, ya da bu veya bu. Bu da televizyonunuz. Benzemiyor mu? Peki bu, yoksa bu mu? Diyelim ki bu. Bu her ay internet için gelen fatura. Bu da televizyon için. Peki buna ayrı ödeme yapmaya gerek var mı? Bizce yok. Şimdi bu ve bu ve bu ve bu ve bu ve bu bir arada internet fiyatına. D-Smart. Merhaba
akşamlar sevgili izleyenler. Yine bir fırsat saatinde sizlerle birlikteyiz. Bir cep telefonu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Bunun için yanımızda hemen ürün danışmanımız Bülent Bey var. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu anda standımızda bir cep telefonu görüyorsunuz. Bu telefonu evet. Örnek bir telefonumuz. Hem görüntü olarak, hem özellik olarak, hem de fiyat olarak. Can kulağıyla dinleyin sevgili izleyenler. Muhteşem bir ürün. Kaçırmamanızı diliyoruz ve Bülent Bey ürünümüzü anlatmaya devam edecek. Özellikle evet, hazır örnek telefonumuzu anlatmaya başlamışken evet. Onun birkaç özelliğini söyleyelim. Hı. Çift kamerası var. Hı-hı. Bakın kamerasının bir tanesi hemen evet. Şöyle göstereyim. Arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında da flaşını görüyorsunuz. Evet. Hemen şu üst kısımda bakın hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu da 1.2 megapiksel. Karasal yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Bedava izleyebiliyorsunuz. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız, isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. İnternete evet. Girebiliyorsunuz. Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter gibi paylaşım ağlarına, sitelerine rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Şarjının en az 3 gün, 4 gün dayanını bir daha söyleyeyim. Kampanya yapacağız demiştik. Sevgili izleyenler, şu anda normalde 400 TL'ye satılan evet. Yerli üretim, kesinlikle Çin malı değil, hı hı. Yerli üretim Vimex marka cep telefonumuzu kampanyaya alıyoruz. Piyasa değeri 400 TL olan Vimex marka telefonumuz 199 liraya sadece 5 dakikalığına satışa çıkmıştır. 5 dakika ve evet. Piyasa değeri 400 TL olan bu muhteşem telefona sadece ve sadece 199 TL'ye sahip olacaksınız. Hattımızı düşürebilen bütün izleyicilerimize. Bütün izleyicilerimiz kampanyamıza evet. Katılabiliyor. Ekranda gördüğünüz hatta numaraya sevgili izleyenler hı-hı. Çağrı bile bırakabilirsiniz. Sağlam bir telefon, yerli üretim, garantili bir telefon. 2 yıl garantisi var. Her şey dahil 199 liraya sahip olacaksınız. Kargo parasında biz ödüyoruz. KDV'de biz ödüyoruz. Çağrı atın biz sizi arayacağız. Ekran altları bir numara görüyorsunuz. Evet. Bu numaraya çağrı atmanız veya aramanız yeterli olacak. Gerçekten çok özellik, çok güzel özellikleri de olduğunu hemen söylemek istiyorum. Şöyle yakın planda göstereyim. Siz de şöyle bakın tutun isterseniz. Telefonun hani o telefon olan ağırlığını, telefonun ciddiyetini evet. Avucunuzda bile hissedebilirsiniz. Çok güzel bir telefon gerçekten. Çok güzel, çok şık. Çift hattı aynı anda aktif kullanabiliyorsunuz. Radyo dinleyebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz. İnternete girebiliyorsunuz. Kara liste özelliği var telefonunuzda. Kara liste. Evet, kara liste. Yani birilerini engellemek istiyorsunuz. Hı hı. Beni rahatsız etmesin bu adam diyorsunuz. Evet. Hemen onu kara listeye alıyorsunuz. O sizi kesinlikle arayamıyor. Kaç kişiye kadar kara listeye alabiliyoruz? 20 belki? Kişiye kadar kara liste 20 alıyoruz. 20 kişi. Bir de 20 kişiye kadar beyaz listemiz var. Bu beyaz listeyi de zaman ayarı yapabiliyorsunuz Aylin Hanım. Tabii herkesin hayatında görüşmek istemediği kişiler vardır. Zaman ayarı dediğim nedir biliyor musunuz? Evet. Önceden ayarlıyorsunuz. Akşam saat gece 12 ile sabah 8 arası beni şu numaralardan başka kimse aramaz. Çok güzel. Bu ayarı bile yapabilen hakikaten inanılmaz bir cep telefonu. Kampanyamızda son 1,5 dakikaya girdik değerli izleyenler. 1,5 dakika içerisinde hattı düşürürseniz 400 lira satış değeri olan şu anda tanıtım amacıyla evet. Sizlere 199 lira göndereceğimiz bu cep telefonuna kargo parası ödemeyeceksiniz. Evet, kendisi küçük ama marifeti büyük, akıllı oldukça bir telefon. Oldukça ve çok sağlam bir telefon. Yani evet. Bunu aldığınız zaman yıllarca kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Alın eşinize, dostunuza, sevdiklerinize rahat rahat hediye edebilirsiniz. Evet, hem bayan hem erkek kullanabilir şekilde hem bayan, tasarlanmış. Hem erkekler için evet. ideal bir konfora, ideal bir evet. tasarıma ve renge sahip gördüğünüz gibi arka kapağının hı-hı. metal olduğunu bir kez daha söyleyelim. Çok bakın güzel. Açtığınız çok zaman bataryası lityum iyon batarya şurada yüksek hı-hı. kalite. Yani bu telefon açtığınız zaman sesi bayağı yükseliyor. Evet. Onun zilini ayarlayabiliyorsunuz. Hı-hı. Hani müzik falan dinlerseniz tabiri caizse disko müziğinin sesine kadar yükseltebiliyor. Oldukça güçlü bir sese sahip ve çok özellikli bir cep telefonu kampanyamızda son saniyeler ama biz kampanyamızı bir dakika daha uzatalım. Biz tanıtımımızı bitirelim. Çok güzel. Bir dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımızı düşüren herkese 199 lira kargo KDV dahil garanti belgesi faturası içinde ekran altında görmüş olduğunuz telefon numaralarına bir çağrı bile atmanız yeterli. Tanıtımımız bitiyor ama bir dakika içerisinde kampanyamıza dahil olabilirsiniz. Aylin Hanım ben çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için izleyicilerimize de hayırlı olsun çok güzel bir telefon aldınız. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bu muhteşem telefona sahip olmak için ekranımızın alt bantındaki numaraları hemen arıyorsunuz. 400 TL değerinde bakın 400 TL değerindeki telefona sadece ve sadece 199 TL ödeyerek sahip olacaksınız. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar geliyor. Hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı haberler almanız dileğim efendim.
Fatina Gülgün, gül selamun aleyküm. Gel sana vurul aleyi dün bir bugün iki gün. Vay beni ağlar mıydım ağlay ağlay ağlay. Aza koyarsın almaz, şuna koyarsın dolmaz. Dön gel artık sevgilim, bu manu sensiz olmaz. Yaylalar sensiz olmaz. Söner. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Bu kaybana sevdalım, ne yana olsa döner. Bu kaybana sevdalım, ne yana olsa döner. Gel kaçalım sevdalım, dağların arkasına. Yandım da özüm, bu yürek yarasına. Gel kaçalım sevdum, dağların arkasına. Yandım da özüm, bu yürek yarasına. Sevduğumun yüzünden durmaz gözümün yaşı. Sevduğumun yüzünden durmaz gözümün yaşı. Gel kaçalım sevduğum dağların arkasına. Yandım da öleceğim bu yürek yarasına. Gel kaçalım sevduğum. Evet, sevgili üstad Alper Taşyürek'ten dinledik. Bir eser bu kadar güzel çalınır ve okunur ancak. Gerçekten helal olsun hepinize yani. Alper'i biliyorum yani, onun için söyleteyim dedim. Ben söyleyemedim, bende yok şu anda. Efendim, Mavi Karadeniz ekranlarında hazırlamış sunduğumuz
Deniz Karası, Ferhat Sağlam'da Deniz Karası, Gizem Karası ve Kozanoğlu'da tüm uzunluğa devam ediyor efendim. Kısa bir reklamdan sonra eğlencemiz devam ediyor. Hareketli devam edelim Gizemciğim. O demin ertelediğimiz bir horon vardı. Evet. Ondan sonra birer tane peş peşe. Evet. Ondan sonra gene bir tanıtımımız var. Horonumuz gelsin hocam. Hadi hareket. Yazımsın yazımsın bastım seni bağrıma. Baharımsın yazımsın bastım seni bağrıma. Aklımdan çıkmıyorsun girdin rüyalarıma. Aklımdan çıkmıyorsun girdi rüyalarıma. Kimseye muhtaç etmem dön bakarım sevdama. Bırak nazi gururum katıl benim rüyama. Kimseye muhtaç etmem dön bakarım sevdama. Bırak nazi gururum katıl benim rüyama. Gecem sabah olmuyor, sensiz güneş doğmuyor. Gecem sabah olmuyor, sensiz güneş doğmuyor. Gurur yapma kız bana, hayat sensiz olmuyor. Gurur yapma kız bana, hayat sensiz olmuyor. Kimseye muhtaç etmem, dem bakarım sevdama. Bırak nasıl gururum, katıl benim dünyama. Kimseye muhtaç etmem, dem bakarım sevdama. Bırak nasıl gururum, katıl benim dünyama. Benim neşe kaynağım, ayım güneşim sensin. Benim neşe kaynağım, ayım güneşim sensin. İçimde yanan ateş, yine sevdiğim sensin. İçimde yanan ateş, yine sevdiğim sensin. Kimseye muhtaç etmem, dem bakarım sevdama. Bırak nasıl gururum, katıl benim dünyama. Kimseye muhtaç etmem, dem bakarım sevdama. Bırak nasıl gururum, katıl benim dünyama. Epeydir bu kadar yoramadıydım vallahi ya. Yoramadın biz ya. Ben yoruldum, sizi yoramadım tabii. Vallahi kimseye muhtaç etmem, ben bakarım sevdama dedik. Evet. Muhammed Sarı. Öyle mi? Evet, sözümüz iyi. Bu arada
Efendim, Turan İnşaat'ın katkılarıyla bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Sevgili Turan Murat kardeşime desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Gene sonsuz desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen benim canım kardeşim Osman Çavdaroğlu. Sana ailene selamlarımı gönderiyorum. Seni çok çok öpüyorum. Aynur ablam, Aynur Hanım şu anda vakti gibi bizi izliyor. Mesajı geçiyordur, ben şu anda görmedim. Ablam seni çok seviyor, öpüyorum. Efendim Gülten Hanım'a selamlar gönderiyorum. İlgilerini esirgemeyi diyoruz. Çok sağ olsunlar. Benim Samsun'da yeğenim Elifciğim, canım yavrum seni çok çok öpüyorum. Seni ve Ecem'i selamlar gönderiyorum. Deniz üstünde feneri senin için söyletirdim Alper'e, sağ olsun. Efendim Ankara'ya gene Samsun'dan Ebru Hanım'a selamlarımı gönderiyorum. Babaannesi ismini yazmamış ama babaanne, sana da selamlarımı gönderiyorum Yaka kente. Ve Hasan Altınışık, selamlar sevgiler sunuyorum sana da. Ve Ankara'ya Vicdan Hanım'a ve annesine, ismini unutuyorum ya, Meryem olması lazım ama çok özür diliyorum kendinden. Çok çok öpüyorum, benim en büyük hayranlarımdan bir tanesi. Selamlarımız olsun diyorum. Gizem Hanım'ın şarkısı hazırlanıyor mu üstadım? Anam Gizem vardı herhalde. Heh. Sırada. Ben bayıldığım bir şarkı, biliyorsunuz. Evet. Annem de bizi buradan izliyor. Vallahi. Evet. Elmas'a sonsuz selamlarımı gönderiyorum. Evet, teyzemler çok onlara gitmiş. Annemler de, onlara selam gönderiyorum. Çok öpüyorum hepsini. Evet. Ali Baba'ya da izliyor, evet. Ali Baba'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. İnşallah burada da bir gün beraber olacağız Ali Baba. Selamlar. İnşallah ellerinden bir öpüyorum. Gün gideriz. Tabii tabii. İnşallah bir gün gideriz. O zaman anam, evet, canım ananı hadi gönderelim bakalım, onlara da. Bütün annelere gönderelim. Thank you.
ne sevgiler yaşadım senden başka siyana. Gitseydi boşaltıydım kendimi. Aynen. Yemin ediyorum vallahi. Bütün annelere evet, gitsin. Evet, bütün annelere gelsin. Şimdi ufak bir tanıtımımız var, ondan sonra devam edeceğiz. Reklamlarımız var, görüşmek üzere. Başına hoş geldiniz. İşte son zamanların en çok konuşulan, en çok satılan telefonu VMAX'te Mimoza ile birlikte karşınızdayız. Şimdi fırsat köşesinde herkes ekranlarına lütfen daha bir yaklaşsın. Çünkü gerçekten birbirinden çok özellikli, şık tasarımıyla, uygun fiyatıyla VMAX tam size göre. Evet, VMAX'te birçok özellik var. Mimoza senle başlayalım istersen. Evet, İlkece merhabalar. Hayırlı programlar size. Tabii ki VMAX, neden VMAX diyoruz? Çünkü VMAX bir Türk malıdır. Evet. Yani tabii ki en önemlisi budur. Çünkü bizim Çin malı kullanmamız hiç gerek yok. Bizim Türkiye'de üretilmiş, garantisi olan ve çok yönlü olan telefonumuz tabii ki herkes almalarını tavsiye ediyorum. Neden ben tavsiye ediyorum? Çünkü ben kendim bu telefonu kullanıyorum ve kullandığım için bu telefon ne kadar rahat kullanılıyor, şarjı ne kadar dayanıklı olduğunu, ondan sonra özellikleri ne kadar çok fazla özellikleri olduğunu tabii ki ben birebir biliyorum. Biliyorsun. Evet, peki bunun için bizim izleyicilerimize yapmaları gerekiyor. 0216 641 48 48'den aramaya başladınız bile. Sevgili Mimoza'nın da söylemiş olduğu gibi öncelikle Türk malı, 2 yıl garantili. Yani bu ne anlama geliyor? Hem bir Türk malı telefon kullanacaksınız hem de 2 yıl boyunca garantiye sahip olacaksınız. Bununla da bitmiyor. Çelik kasalı efendim, gerçekten sağlam bir telefon, bunu söyleyelim. Çift sim kartlı. Sim kartlarınızın ikisi de aynı anda aktif, yani birisi açıkken diğeri kapalı olmayacak. 199 TL KDV ve kargo dahil. Bunun yanı sıra neler var? Evet, sadece 199 lira KDV dahil kapınıza teslim yapmanız gereken sadece 0216 641 48 48 nodan arayarak bize ulaşın. Evet, bize ulaşın, siparişinizi verin ve hemen teslim kapınızı alacaksınız. Peki bu telefonun özellikleri nedir başka? Evet, sen biliyoruz. Sen çok güzel anlatıyorsun onu. Hem bir telefon, ne güzel anlatıyorsun sen. Hem bir telefon, hem bir televizyon, hem bilgisayar, Twitter'a girebilirsiniz, Facebook'u kullanabilirsiniz, müzik MSN dinleyebilirsiniz. Evet. Tabii ki çok kaliteli resim çekiyor. Resim her yerde, her anda resim çekebilirsiniz. Mesela bugün güzel bir programımız var. Bizim izleyicilerimiz bu telefonu kullanıyor olsa ne yapacaklar? Hemen bir kamera çekimi diyeceksiniz. Evet. Her telefonda kamera çekimi ve resim çekimi oluyor.
Aynı zamanda televizyon izleyebiliyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Radyo dinleyebiliyorsunuz. Radyoda sevmiş olduğunuz, o anda duyduğunuz, beğendiğiniz bir eseri hemen kaydedip radyoda kendi listenizi oluşturma özelliğiniz var. Kara liste dediğimiz özellik var. Rahatsız olduğunuz kişiler varsa bir tuşla engelleyin, kesinlikle size ulaşamasınlar. Aynı şekilde beyaz listemiz var. Belli bir saatten sonra bazı numaralar sadece bana ulaşabilsin diyorsanız beyaz listede VMAX'te mevcut. Bunun yanı sıra Bluetooth değil mi? Şakamatik, özellikle şakamatik çok evet, hoş. Kesinlikle çok hoş. Aynı zamanda gizli kamera. Evet, olan bir telefon, tabii ki diğer telefonlarda böyle bir özelliği yok. Hani gerçekten herhangi bir olayda ya da bir konuyla ilgili sizde kalmasın ve onu taşınmanız istiyorsunuz. Gizli bir çekim yapmak istiyorsunuz. Gizli bir çekim yapmak istiyorsunuz. Arzu Hanım mesela beni rahatsız etti. Tabii ki ben bunu kullanmak istiyorum diyorum ve hemen ben gizli kamerada çekiyorum. Tabii ki gizli kamera. Evet, yakından alabilir miyiz bilmiyorum. Şurada el feneri olarak ya da normal. Evet. Görünmeyen yakında, bir yerde. Evet, görünmüyor. Çok güzeldi gizli yerde, kamerası. Tabii ki çok gizli ilginç kamerası aslında vardı. Değil mi? Evet. Kendi kamerasının yanı sıra gizli kamerası var. Bunu da hemen söyleyelim. Şakamatik dedik. Sesinizi erkek sesi, çocuk sesi, bayan sesi yaparak karşı tarafı şakalar yapabilir. Son derece eğlenebilirsiniz. Özellikle yılbaşı geliyor. Yılbaşında eğlenmek için ne yapabilirsiniz değil mi? Şakamatik özelliğini değerlendirebilirsiniz. Ne yapıyordunuz efendim? 0216 641 48 48'den bizlere ulaşıyordunuz. KDV kargo dahil sadece 199 TL'ye her nerede yaşıyor olursanız olun kapınıza teslim diye özellikle belirtiyoruz. Konferans evet. Özelliğimiz var yine çok çok önemli. Yani nedir? Kontrolünüzden, faturanızdan gitmeden aynı anda birçok kişiyle konferans görüşme yaparak konuşabilirsiniz. Hem zamandan değil mi kazanacaksınız? Evet. Hem de paradan kazanacaksınız bunun yanı sıra. Peki hangi numaralardan ulaşacaklar? Evet, 0216 641 48 48 no'dan arayarak bize ulaşacaksınız. Siparişinizi vereceksiniz. Tabii ki KDV dahil başka bir masrafınız olmayacak. Bu dediğimiz gibi harika telefon. Sadece telefon değil, televizyon, radyo aynı zamanda. Evet, bilgisayar. Çünkü çok yönlü olan bir telefon sizin kapınıza gelecek. Sadece siz 199 lira hazırlıyorsunuz ve kapınıza teslim geliyor bu harika telefon. Ve dediğimiz gibi Türk malı, Çin malı değildir. Ve ben kendimi kullandığım için gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Ben bu telefonu sabah akşama kadar hiç durmadan kullandım. Nasıl kullandım? Konuştum. En az gündüz 100 kişiyle, 150 kişiyle konuşmuş olduğum işimden dolayı ve şarjı bitmedi. Ayrıca sadece şarjı dayandı değil, tabii ki ses iletişimi de çok temiz, çok net. Bu da çok önemli evet, bu değil çok mi? Önemli. Çünkü bazı telefonlarda ses bu kadar boğuk geliyor ki evet. Karşıdaki insan kim olduğunu bile anlamıyoruz. Hani pardon kimdiniz falan diyoruz, bakıyoruz ki bizim en yakın arkadaşımız. Evet. Tabii ki bu özelliklere sahip sadece bizim VMAX telefonumuz. Ve bunun için ne yapıyorlardı? 0216 641 48 48'den aramaya başladınız bile. Büyüklerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ekranı geniş mi? Tuşlar kolay kullanışlı mı? Diye soruyorsunuz. Kesinlikle efendim içiniz rahat olsun. Ekran geniş. Tuşlar da büyüklerimizin çok rahatlıkla kullanabileceği şekilde diye özellikle söyleyelim. 2 yıl garantili olduğunu hatırlatalım. Bakın Türk malı. Yani telefon kapanır mı? IMEI vesaire durumlarla karşılaşır mıyım? Hayır, karşılaşmayacaksınız. Tamamıyla Türk malı 2 yıl garantili bir cep telefonundan bahsediyoruz. Çelik kasalı diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Peki son dakikalarımız 0216 641 48 48'den bizlere ulaşacaksınız. Son dönemlerin en iyi cep telefonu VMAX'ten bahsediyoruz. 2 yıl garantili Türk malı, çelik kasalı ve çift sim kartlı olduğunda özellikle evet, belirtiyoruz. Peki neden bu kadar ucuz diye soracaklar. Kafalarınızda bir soru işaret olabilir. Fakat dediğimiz gibi tanıtım amaçıyla kampanyadan dolayı bu kadar ucuz oluyor. Yani evet. Gerek yok 500, 600 ya da 1 milyar para verip de başka evet, telefon almanız. Evet. Üstelik de bu güzel bir VMAX'e sahip olmak için sadece Mavi Karadeniz'den sahip olabilirsiniz. Evet, bu kadar basit. Kaliteyi ucuza almanın yolu VMAX diyoruz efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mimoza. Ekranın başındaki izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. We'll be right back.
Sevdam yüreği dağlar korar, ev gibi sarar. Sakın bana laf çakma, bir kibrit orman yakar. Git dön gelmey dur, beni sevmey dur, geri dönmey dur. Allah bildu git yapsın, Allah bildu git yapsın. Git dön gelmey dur, beni sevmey dur. Allah bildiği gibi yapsın.
Karla hazırlayıp sunduğumuz güzel, Kara Sağlam'da Deniz Karası bütün hızıyla devam ediyor. Kozanoğlu'nun güzel şarkısı da devam ediyor. Gizem Hanım'ın şarkısı hazırlanana kadar ben onu armağan birkaç tane yer var. Evet Kozanoğlu sen de geldin biliyorsun. Sevgili Gizem'i de davet ettim. Ufacık bir lokantam var benim. Şirin Devler'de. Reklamını yap artık ya. Evet. Yani reklamı öyle bahsedeyim. Şirin Devler'de Trabzonlar Devler'in orada bir yerde yani yakınlarda bulurlar. Işıkların önünde. Şimdi meşhur Metin Usta'mız var gerçekten. Yemenizi tavsiye ediyorum. Gelin bir yiyin. Vallahi bir daha başka bir de yemezsiniz. Ben birkaç yedim yani. Gerçekten on numara. Evet yok, Metin abim. Ha, Gizem yani gelecek. Ya. Metin abi sana ve ailene selamlarımı gönderiyorum. Başarıların daim olsun diyorum. Gene benim personelim var. Beraber kadeh birliği yaptığımız arkadaşlarımız var. Adnan Usta var. Göksal Usta var. Efendim Seyfi abi var. Hep beraber çalışıyoruz. Yemin ediyorum bazen klip dönüyor orada servis yapıyorum. Ya yetiştiremiyoruz. Ben de diyeceğim ya gel. Beni aç bırakıyorlar Ferhat abi. Vallahi gel seni biraz şişmanlatayım. Kemik kaldım. Hacer yani. Hiçbir şey yedirmiyor bana Ferhat abi. Hacer. Bu kızı ne şeylerle bugünlere kadar getirdik ya. Şimdi Lezzet Kapısı diye Karadeniz yemekleri yapıyoruz Şirin Evler'de. Yeni bir yere gittiniz ama komşularınız çok önemlidir. Çok tedirgin evet. Gitmiştim ben oraya. Ama öyle bir komşularım denk geldi ki yemin ediyorum böyle dünya tatlısı. Arabayı nerede dükkanların içine sokuyorlar. Yani gelen dostların arabalarını. Güzel. Ben onlara da selam gönderiyorum. Çok güzel. Evet. Benim aracı da içeri aldılar. Vallahi. Evet. Murat Usta'ya selamlarımı gönderiyorum. Babası Hacı Amca'ya selamlar. Yüksel Usta'ya selamlar. İsmi nedir mekanın? Karadeniz'in Lezzet Kapısı. Lezzet. Öyle mi? Yani Şirin Evler'de. Şirin Evler'de Karadeniz'in Lezzet Kapısı nerededir diye sorarsak buluruz. Yani bütün evet. Karadeniz yemekleri var. Yani orijinaliyle var gerçekten yani. Yedikten sonra yaparsın reklamını. Önce bir tadın çünkü şimdi ne anlatsak hava. Evet. Hemen karşımda Nadir abi var. Şunları göndereyim unutmadan. Halim abi var. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bu arada gene senin şarkılarını armağanı pardon Gizem'in gelecek armağan etmek istiyorum. Şu anda gene benim çocukluk arkadaşlarım beni izliyor. Demiral Aksoy, Alper Hacı Ahmetoğlu, Turan Özcan ve sevgili Osman selamlarım olsun diyorum. Köyde şu anda amca oğlum Muhammed Sağlam izliyor. Selamlarımı gönderiyorum. Bana gerçekten hiçbir katkısını esirgemeyen gene Konya'nın gururu diyorum bana. İmrenlerin gururu. Hayrettin Üstün abime selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Ve bütün İmrenlere Fettahoğulları sülalesine desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hemen Gizemciğim hazırsa. Hazırdır. Kardeş hazır mıdır Gizem abimizin şarkısı? Hemen girelim. Bundan sonrası böyle şarkı türkü. Bir düet parçam var albümde. Sinan Yılmaz'la birlikte yapmış olduğum. Onu seslendirmek istiyorum. Tamam. Hay hay. Sinan'a da selamlar olsun. Evet. Selam olsun. O zaman olmaz olsun ayrılıklar diyelim. Thank you.
geçeceğimi sakın sanma. Sen benim canımsın, sen benim kanımsın. Sensiz geçen günler ölümdür bana. Sen benim canımsın, sen benim kanımsın. Sensiz geçen günler ölümdür bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok evet, güzel abi. Vallahi Sinan'ın da ağzına sağlık. Evet, Sinan'ın kendi bestesi bu da. Yani güzel bu kadar olur. Evet. Gerçekten ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben keşke şey olsaydım. Ne güzel kenarda, oldu ya. Vallahi böyle otursam da dinleseydim diyorum ya. Ama özellikle oturacağım böyle yalnız başıma, koyacağım onu oraya. Albüm mi? Tabii. Güzel eserler var. Ağlamakta helak artık böyle biter şey yaparım. Yani ben Ramazan'da çıkarttım. Evet, altyapılar gerçekten Zeki Salihoğlu yaptı. Ama hem Zeki Salihoğlu hem de yurt dışında da bazı parçaları yaptırdık altyapılarını. Çok uğraştık Ferhat abi gerçekten. Çok uğraştık ama. Belli ediyor kendimizi. Umarım insanlar da beğeniyor. Demek Ramazan'da var. Çıktı. Ama Ramazan'da insanlar hayatım paramparça dinliyorlar. Ramazan bitsin de içelim diyorlar. Dedim yani Ramazan'da bereketli bereketli çıkardık. Niye bereketsiz yapıyorsunuz abi? Ya, yani evet. Ya mühim olan senin niyetin yavrum. Her evet, şey çok evet, güzel oldu. Her evet. Şey harika. İnşallah böyle de devam evet. Eder. Ama ne iyi yapmışım ben bugün ya böyle sizi konuk etmekle. Hareketlenelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Gizemciğim seni bugün... Hiç yormayacağım çünkü yorgunsun biliyorum sesinde evet, şu anda. En azından ben yormayayım çünkü hiç istemem böyle bir şey. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar bir hareket. Yeah.
yavrak. Bakır yüzünü nerede buldunlar? Eli gülüşünü nerede buldunlar? Eli gülüşünü burada. Çalarım bazı bazı aldım elime sazı sevdalım ete ete geçirelim bu yazı. Çalarım bazı bazı aldım elime sazı sevdalım ete ete geçirelim bu yazı. Sözlerini hatırlayamadım. Çok kaldım o böyle. Süleyman. Eyvallah. Kaldık mı? Kaldım ya böyle. Bazen de öyle kalmak lazım. Şöyle aranıza geleyim. Sevgili evet. Gizem'in şarkısını hazırlayalım. Belli mi orada Gizem'cim şarkı? Belli. Şimdi iyi ki sizleri bugün ilk programa konuk etmişim. İyi ki buradayız. İyi gelmişiz. Vallahi billahi yemin ediyorum çok iyi oldu. Çünkü ilk program biliyorsun çok farklı evet. Oluyor. Güzel şekilde atladık Allah'ın izniyle. Bir sezon da böyle olur inşallah. İnşallah. Diyerek. Efendim ben... Pazar günleri harici şirin evlerde Karadeniz'in lezzet kapısındayım. Yemeklerinizi bizzat ben servis yapacağım. Buyurun gelin. Ve efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saygılar sevgiler sunarken diyorum ki unutmayın sahip olduğunuz her şeyi kiralık. Çünkü hiçbir şey yanımızda götüremiyoruz. Dünya malı için kimsenin kalbini kırmaya değmez diyorum. Haftaya pazar saatlerimiz 15'i gösterdiğinde tekrar buluşana dek en güzel günler ve akşamlar sizden olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim. Aldım kuma üstüme, aldım
hak ettin.